Çocuklarımız kayıp, çocuklarımız depremde. Hala araştırılmasın diye önerge veriliyor ya, ret veriliyor ya. Önergeye ret veriyorlar. Et yemeyip sebze yerim. Ama mutluyum, şükürcüyüm yani, şükrediyorum. Sen nasıl yorumluyorsun abi? Nasıl ülkenin gidişatı nasıl? Senin geçimlerin nasıl? Vallahi hiç kesimimiz yok. Ben depremzedeyim. Hiç Malatya'da yok. Geldim, sağ olasın. Abi nereden baksan bir hafta sonra bir yıl olacak. Evet. Nasıl oradaki durumlar en sonunda, nasıl haberler aldın? Durumlar hiç iyi değil. Ben bir ay önce geldim. Malatya bitmiş. Yani hiç durum iyi değil. Var mıydı hala enkaz altından? Enkaz var. Daha yıkılmayan binalar var. 11 ayda? Tabii. 11. ayda hala enkaz tabii. altından daha, ceset çıkarıyor. Daha çok. Yani bunlar diyorlar biz yaptık ama hep yalan. Ben gelmişim burada 12 milyara, 12 milyona şey tutmuşum. Ev kirası veriyorum. Adam Mayıs'ta benim ev kiramı 18 edecek. Bir de depremzedeyim. Bunun önünde durulması lazım yani. Bu böyle gitmez. Peki orada şu an hala kalan vatandaşların bazılarının kötü şartlarda olduğunu söylüyorlar. Herkes kötü çadırda şartlarda. Veya konteynerde. Daha konteynerde, çadırda. Ha, kar yağdı ne olacak? İnsanlar ısınma yok, şey geçen yok. Geçen gün şehit ailemizin şeyi vardı, konteyner çadırda kalıyorlardı. Şeyleri, ısıtıcıları bile yoktu mesela. Haberlerde çıkmıyor. Hayır, ısıtıcı yok. Olsa da yani ısıtmıyor ki. Daha halen çadırda yaşıyor. Malatya'dan gelmiş abi. Evet. 11 ay olmuş, hala ceset çıkarıyor. Ben şunu 3 kelime söyleyeceğim. Evet. Kurum için. Kurum çıkmış şimdi İmamoğlu'nun projelerini şey yapıyor da biz destek vermedik diyor. Veya reis vermedi diyor. İkincisi, İyi Parti önerge verdi. Deprem zedelerde çocuklarımız kayboldu. Doğru mu? Evet. Kaç kişi kayıp? Evet. MHP ile AK Parti eller havada reddedildi. Şu anda inkar ediliyor. En büyük şeyimiz emekli. Ben de emekliyim. 7,5 lira emekli nedir ya? 10 bin oldu. Size verelim. Bir gün yetiyorsa ben devlete bağışlayacağım. İkincisi 10 bin nerede oldu? 49 yapıyor yine 10 lira. 50 yapıyor yine 10 lira. Böyle bir şey yok. İkincisi 7800 Bahçeli dedi ki emeklileri 7800 vereceğim. Gel sen de gel emekli. Gel amca gel. Devam et o zaman. 7800 vereceğim dedi. Önerge verildi. Mecliste çıktı. Eller havada MHP'ler AK Parti red. FETÖ araştırılsın dönüyor. Çıkıyor. MHP'li AK Parti red. Daha hala buna oyun vereceğiz. Niye araştırmasın kardeşim? Çocuklarımız kayıp. Çocuklarımız depremde. Hala araştırılmasın diye önerge veriliyor ya. Red veriliyor ya. Önergeye red veriyorlar. Bitmiştir. MHP'de, AK Parti'de bitmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da aynı. Onlar da aynı. Uyuşturucu mücadelede araştırılsın. MHP ile şey red havada. Bu nedir kardeşim ya? Bu nasıl bir şey siz? O zaman siz gizliyorsunuz bir şeyleri. Dün Murat Kurum açıklamaları yaptı biliyor musun abi? Bilmiyorum ne açıklaması. Vaatlerde bulundu. Ne gibi? Bedava çorba dağıtacağız. Taksi sorunu çözeceğiz. Çorbayla milleti beni aç bırak sonra çorba dağıt. Öyle bir şey var mesela mı ya? Taksi sorunu çözeceğiz dedi. Çorba çözüm. Ek taksiler getireceğiz dedi. Ya ama çorba çözüm değil kardeşim. Ne çorbası ya? Sen benim cebimde her ay 4 tane çeyrek al sonra çorba dağıt. Benim her emeklide 4 tane çeyrek alıyorlar. Çeyrek parası. Ondan sonra bana çorba ver. Bu nedir ya? Yoksullaştırma. Siyonist. Efendim söyleyeyim. Kölelik düzeni bunlar da baş. 23 senedir kurum niye yapmamış bu kentsel dönüşümü? Bizim bu başkanımız 2 tane kolu yok. 5 senede yaptı kentsel dönüşüm. Bak ne güzel yapılıyor. 23 senedir niye yapmadılar? Deprem paraları nerede? Pelikan'ın yeri deprem toplanma yeridir. AVM yaptılar. Doğru mu? Doğru. Bunlar millet bilsin ya. Ayıptır, ayıp ya. Günahdır Pelikan Hill alışveriş merkezi. Pelikan alışveriş merkezi işte. Aynen. Cihangir Üniversite Mahallesi'nde. Evet. Burası deprem toplanma yeriydi. AVM diktiler. Kimin orası? Toyrum kimin? Ya daha çok şeyler var da boş verin ya. Sinirleniyorum diyorsun abi. Peki abi sanki sanki konuşaydın iyi abi. Abi, abi sen nasıl yorumlarsın? Genel geçirmeleri sorduk ama konu başka yerlere kaydı. Ben diyorum MHP AK Parti bitmiş. Neden? Neden yaptıkları bir şey yok ki? Sırf insanları öldürüyorlar, milleti katlediyorlar, başka ne yapacaklar? Millet hep aç, baksana ha sokaklardan bir insanın cebinde 5 kuruş para yok. Bir sor bir insana, ha o genç kızlara bir sor, hep öğrenci. Ne olacak yani bu? Peki belediye seçimlerinde sonuç ne olur abi sence? Belediye seçimleri kurum, CHP Ekrem İmamoğlu olacak. Ekrem İmamoğlu alır diyorsun. Evet, %100. Kişisel görüşüm benim bitik. Bitik. Neden kaynaklı peki abi? Yönetimden. Yönetimden kaynaklı. Tek kişinin her şeyi bilirim demesi normal mi sence? Hiç mi yanılmaz bu adam? Kendi ağzına geldiğinde yanıldığı şeylerinde ne söylüyor? FETÖ bizi kandırdı. Yok bilmem şu bizi kandırdı, bu bizi kandırdı. Ulan yöneten sensin. Sen de bizi kandırıyorsun. Biz gayet iyi geçiniyoruz ama nankör insanlar çok biliyor musun? Bak acından ölen çocukları görmüyorlar. Siz abi, bir eşim. Siz bugün çöpe... Bu kadar yaklaşınca ben rahatsız olurum. Çıkarmışsın. Siz bugün çöpe... Ama bak ben yengenin şeyini savunuyorum. Yani. Lütfen ha bana şey yapma. Siz bugün çöplere gidin bakın ne kadar ekmekler, işte ne bileyim neler var. Çok israf var yani.
Açız açız diye bas bas bağırıyorlar ama yalan söylüyorlar. Ben gayet tokum, her şeyi de alıp yiyorum yani. Açız yani sadece karın tokluğu anlamında değil. Mesela etini, sütünü, çocuğunun mamasına kadar ya da örnek veriyorum balığına tüketebiliyor tamam mu? Tamam da her şeyi dört dörtlük olmak zorunda değil yani. Yani her şeyin en ama güzel olmak zorunda değil. Dünya malı hepimiz istifade edelim diye Rabbim tamam, bize göndermedi yani. Mi? Tamam vardı yani. Mesela olanla şükredeceksin. Olmayanı da isyan edemezsin. Rabbim sana o kadar ayırdı mı o kadar yiyeceksin. Ay o da olsun, bu da olsun diye bir şey yok yani. Senin rızkın neyse, sana ne ayrılmışsa onunla şükredeceksin. Yani ben etim yok diye mutsuz olamam yani. Gayet mutluyum. Et yemeyip sebze yerim. Ama mutluyum, şükürcüyüm yani. Şükrediyorum. Peki abla, örnek veriyorum. Hep beraber mi çekiyoruz cefayı? Yani, cefayı beraber sürmüyoruz, o belli. Cefayı beraber çekiyor muyuz? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hep beraber değil. Yani bazısı çok iyi. Bazısında abimin maaşını biliyor musun? Abinin maaşını saklayamadım. 23 bin liranın altında mı üstünde mi sence? Üstünde. Üstünde. Tabii. Şu yüzden soruyorum. Atıyorum bir vatandaşımıza sorduğumuz zaman asgari ücret bana yeterli diyor. Mesela şu yüzden soruyorum. Cumhurbaşkanımızın yaşadığı, reisimizin yaşadığı sarayın bir dakikalık gideri 23 bin lira. O yüzden ama soruyorum. Bunu abi bir ay çalışıyor o parayı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz de Cumhurbaşkanı olsanız aynısını siz de. Çünkü siz koskoca Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Siz orada sarayda yaşıyor diye onu soramazsınız. Vatandaş tepki yani. Gösteriyor bu konuda. Tepki haklılar gösteremez size? Haksızlar. Günlük yani haksızlar. Günlük 10 milyon liradan fazla bir paraya tekabül ediyor. Ya tamam da onun yanında bir sürü çalışanları var. Onun bir sürü sorumluluğu var. Adam oturup onu tek başına yemiyor yani. Koskoca Türkiye yönetiyor. Yani dünyaya kendini tanıtmış. Hangisi dünyaya önceden kendini tanıtmıştı? Ecevit mi? Demirel mi? Hiçbirini insan yerine koymuyorlardı. Biz bugün dünyaya hükmediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Bütün yani, dünya liderlerini kendi ayağına şey getirdi rahmetli. O zaman ne oldu? Biz küçük düştük. Biz kapanılar hiç o zaman insan yerine konduk mu? Biz şimdi o zamanlar. Atatürk zamanında. Lütfen. Lütfen ciddi olun. Zübeyde Hanım da kapalıydı. Zübeyde Hanım da annesi kapalıydı de. Ama ondan gelen sonraki insanlar hep bizi ezdiler. Ama Atatürk zamanında dedin abla. Ama ondan sonra gelen kurallardan sonra bizi hep ezdiler. Bizi insan yerine koymadılar. Bakın üniversiteye kapanılar alınmadı. Yani bunları göz önüne alın. Şu anki değişikliklerin bayağı farkında olduk. Peki şu anda diyelim ki kapalı hanımefendiler üniversiteye gidiyorlar, mezun oluyorlar. Tabii. Mezun olduktan sonra ne oluyorlar? Hepsi de yani mesleğine... A101'de değil mi? Katil oluyorlar. Hayır. Veya örnek veriyorum anaokulunda. Siz hiç devlet hastanelerine baktınız mı? Bir sürü kapalı doktorlarımız var, mühendislerimiz var. Siz hiç dolaşmadınız galiba. Tabii, biz de gidiyoruz. Biz de hasta oluyoruz. Biz de tamam. Gidiyoruz. Biz genelde Afganları falan görüyoruz. Suriyelileri yani görüyoruz. Yani siz milletvekili adaylarımız var, milletvekillerimiz var bir sürü. Rümeysa Kadak var mesela. Evet. Hiçbir yani. Önergesi yok. Biliyor musunuz meclis şeyinde, biyografisinde okudum. Vallahi. Hiçbir meclis önergesi yokmuş mesela. Yani ne bileyim. 4 yıldır maaş alıyor atıyor. Ya hangisinin var yani? Yani herkesin bir önergesi var. Ya bilmiyorum ama. Mesela bu depremde kaçırılan çocukları araştıralım diye önerge veriliyor. Biliyorsunuz AK Parti MHP reddediyor. Evet. İşte uyuşturucuyla mücadele komisyonu kuralım diyorlar. Onu da yalan söylüyorlar. Onu da yalan çıkardılar. Çünkü her zaman olduğu gibi. Yalan. Yalan konuşmaya bayılıyorlar. Kim? Öyle yani siz muhalefet mi? Evet. Siz biliyorsunuz kimin olduğunu. Peki. Yorumladığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son olarak şunu da sorayım. Buyurun. Tam havalar soğumadı ama evet. Kar geldiği zaman ne kadar bekliyoruz doğalgaz faturası? Vallahi doğalgaz faturası ne kadar gelmişti en sonunuz? Ya 1500 civarında olabilir yani. Bana 1500 civarında olabilir yani. 1500 civarında ne kadar olabilir. Yani. Olabilir aynen. Bana. Daha kışta gelmedi yani o kadar. Hani hava soğuk da kar da yağmadı daha. Tüt böyle üşüyorum. İdareli yakın 1280 geldi. Daha kışta gelmedi. Bu ay daha fazla bekliyorum yani. Doğalgaza da zam gelmedi bu arada haberiniz olsun. Doğalgazın vergisine %224 zam geldi ama. Haberiniz var mı? Her şeyi muhalefet uyduruyor. Tamam mı? Yalan söylüyorlar. Vallahi ben şu gayet iyiyim. Herkes gayet evet, iyi geçiniyor. Evet muhalefet uyduruyor. Yani... Çünkü CHP diyor ki gel diyor mesela 15 Temmuz'u kim yaptı araştıralım diyor. O diyor hayır araştıramazsın. CHP diyor. Ben CHP'li değilim bu arada. CHP diyor ki yolsuzlukla yani kara para aklayanlara gel diyor meydana çıkaralım. Hayır çıkaramazsın diyor. Yalan söylüyor diyor. Bu diyor yani, ki onlar yalancı diyor. Yani CHP, ama yalanı öbürü daha iyi beceriyor da. CHP'yi bırakın. Gerçekten yalancılar. İtiraf edin. Yalan. Ne yalancı var? Bence de Müslüman yalancı. AK Parti çok Müslüman. Konuştuğu yalanın hesabını öbür dünyada Allah verecek. Vatandaşın aklı çalışıyor. Herkes kimin ne yalan söylediğini biliyor zaten. Tartışmaya gerek yok. Uzatmaya gerek yok. Lütfen. Bu ülkeyi onlar yönetiyor. Akşama kadar sabah akşam yalan söylüyorlar. CHP yalan diyor. Evet CHP yalancı. Vallahi ülkeyi mahvettiler gene hale diyorsunuz. Bu kadar insanlar buraya yiğidiler. Ülke elden gidiyor. Ben size ülkede ne var şu anda? Ülkede mi? Huzur var. Görürsünüz bir karşısına sonra ülkede nereye kaçırdığınız yer ararsınız.